Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok istenen, hatta bunun üzerine artık bana yorumlar gelen DC hakkında bilinmeyenlerini inceleyeceğim. Marvel hakkında bilinmeyenlerin 4. videosunu çekmeme rağmen hala DC hakkında bilinmeyenlerin bir videosunu bile çekmediğimi düşünüyorsanız şu anda onu çekiyorum. Batman bir Superman zırhı üretmiştir. Bu Superman zırhı Batman'in Superman gibi görünmesini sağlar. Superman güçlerine de sahip oluyor böylece. Batman'in tüm Justice League üyesilerini yenmek için bir planı vardır. O planlar bu kutu. DC Comics'in ürettiği bir süper kahraman vardır. İsmi Yeniçeridir ve Türk karakteridir. Onun da çizgi romanını bulmak istiyorsanız açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz ve şu anda görüyorsunuz zaten. Heath Ledger, The Dark Knight filminde oynadığı Joker rolüyle 32 tane en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık olmuştur. Flash yaşayan bir paradoksur. The Flash, yani Barry Allen, Infinite Crisis çizgi romanında Anti-Monitor ile savaşırken aşırı hızlanarak bir yıldırıma dönüşür ve zamana dönerek, yani zamanda geri dönerek kendisini çarpar. Green Arrow ilk olarak çakma Batman olarak yaratıldı. Bunu ben değil, bizzat Green Arrow'un yaratıcısı Mort Weisinger diyor. Batman'in satış başarısından dolayı böyle bir karakter çıkardığı Weisinger'ın açıklamasını... söyleyemedim. Green Arrow elbette Batman'in başarısını gösteremedi. Fakat 1969 yılında Dennis O'Neill'ın yaratıcılığına bıraktı. O'Neill, Green Arrow'u adeta baştan yarattı. Justice League of America çizgi romanında Oliver'ın kişiliği tamamen değişti. O kadar yeşil Batman artık esprili bir kişiliğe sahip oldu. Görünüşe göre birkaç detay eklemeyi unutan O'Neill, Oliver'a meşhur keçi sakalını verdi. Ben de bıraktım. Nasıl oldu? İlk Flash, Jay Garrick olmasına rağmen Justice League üyesi olan son Flash, Jay Garrick'tir. Barry Allen'ın Flash olduğu ana evrende Jay Garrick bir çizgi roman karakteridir. Barry Allen'ın en büyük hayali ise onun kadar hızlı biri olmaktadır. Deathstroke, Justice League Crisis on Two Earths animasyonunda gösterilen bir başka evrende Amerika başlanılır. Harley Quinn'in soluk teninin sebebi, Joker'in onu Suicide Squad 3 çizgi romanında bir asit tankına atmış olmasıdır. Filmi izleyenler zaten bilir. Green Lantern Corps'un son üyesi olan Simon Baz aynı zamanda Arap kökenli bir Müslümandır. Sağ kolunda Arapça bir dövme vardır. Roy Harper, Oliver Queen ile kavga ettikten sonra Team Arrow'dan ayrılır ve Teen Titans'a katılır. Bruce Wayne, Daily Planet'in sahibidir. Bu durumda Superman, Batman'in maaşlı bir çalışanıdır. Beni en çok şaşırtan bilgi bu oldu. Ailenin Ölümü serisinde Joker'in istediği üzere Dollmaker, Joker'in yüz derisini yüzmüştür. Christian Bale, Batman rolüne hazırlanmak için 4 farklı dövüş eğitimi almıştır. Batman ise 127 farklı dövüş sanatında ustadır. Martian Manhunter, Türkiye'de derviş kimliği ile bir süre suçla savaşmıştır. Shazam'ın 1960'lı yıllarda çok yaygın olarak kullanılan bir lakabı vardı. O da, "The only hero able to match the Man of Steel." Tekrar söyleyeceğim. "The only hero able to match the Man of Steel." Yes. Türkçesi ise Çelik Adam, Superman yani. Superman'le eşleşebilecek tek kahraman anlamına gelmektedir. Action Comics 825. çizgi romanında Gog ve ordusu Superman'i öldürmeye geldiklerinde Doomsday, Gog ve ordusunu durdurmak için Superman ile aynı safta savaşmıştır. Hal Jordan küçükken babası onun gözlerinin önünde bir uçak kazası tarafından ölmüştü. Zaten filmini izleyenler bilir. Barbara Gordon yani Batgirl gizli kimliğini bir kütüphane görevlisidir. Darkseid, evrendeki en güçlü orduya sahip olabilmek için bir takım genetik çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların sonunda Doomsday'in klonlarından oluşan bir ordu yaratmıştır. Jamie Rice, Texas'ta boş bir arazide Scarab familyasına ait bir böcek bulur. Yani bizim dilimizde bok böceği. Böceği incelemek için eve götürür. Bok böceği, James Ryan'ın omurgasını deşer ve içine girer. James Ryan sabah uyandığında bir takım gariplikler hisseder. Daha sonra ise Blue Beetle olarak Teen Titans ve Justice League gibi takımlarla birlikte kötülükle savaşır. Superman'in Bizarro'su olduğu gibi Batman'in de Bizarro'su vardır. İlk insan Lantern Alan Scott ve ilk Flash Jay Garrick çok yakın arkadaşlardır. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz sağ alttan like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz onu da sağ alttan sağlayabilirsiniz veya sağ üstten, o da size kalmış. Kendinize iyi bakın ve başka videoda hoşça kalın.